Bizleri hakikatle var eden, varlığından haberdar eden, bize ruhundan üfleyen, emaneti yükleyen, kalemle yazmayı öğreten... Oğlum bir dakika. Benim gözlüğüm var. Ben bilerek gözlüğümü getirdim. Gözlüğümü kullanacağım. Bak, Allah kimle yalan verdi. Hadi video açmasın da gözlüğü. Adam hazır mı? Bizleri hakikatle var eden, varlığından haberdar eden, bize ruhundan üfleyen, emaneti yükleyen, kalemle yazmayı öğreten Cemal, Celal ve Kemal sahibi Rabbimizin 99 adıyla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli dostlar. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu video biraz ehemmiyetli bir video. Çünkü arşın gölgesinde gölgelenecek 7 sınıf insandan bahsedeceğiz. Birçoğunuzun bilmiş olduğu bir hadis. Yavaştan konuya giriş yapalım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah Teala 7 insanı arşının gölgesinde barındıracaktır. Yani ben bu olayı somutlaştırdığım zaman aklıma şu geliyor. Bir çöldeyiz. Güneşin aşırı yaktığı bir çöldeyiz. Ve hiçbir yerde gölgenin bulunmadığı bir yerdeyiz. Etrafa bakınıyoruz. Acaba gölgelenecek bir yer var mı diye bir yer görüyoruz. Oraya baktığımız zaman oraya ilerliyoruz. Ama oraya 7 sınıf insanın dışında hiç kimsenin giremeyeceğini görüyoruz. Ve o 7 sınıf insanlardan bir tanesi olmak için gayret gösteriyoruz. Evet, bu 7 sınıf insanlardan birincisi adil devlet başkanı. Şimdi arşın gölgesinde bulunması için bir kere bu devlet başkanının Müslüman olması lazım. Bugün baktığımız zaman ümmete ufacık dahi olsa yararı olan birisi Allah katında çok değerli oluyor. Şimdi bir de bunu devlet başkanı olarak ele aldığımız zaman bunun değeri paha biçilemez. Şimdi bu devlet başkanı ibaresinin yanında adil kelimesi var. Yani etrafına, toplumuna adaletli bir şekilde davranan, hukukta ve diğer meselelerde adaleti gözeten bir devlet başkanı. Birinci husus bu şekilde. Bir diğer husus, Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç. Baktığımız zaman bu hadis-i şerif bizleri de ilgilendiriyor çünkü bizler de daha gençlik çağındayız. Yaptığımız her işte, attığımız her adımda Allah'ın rızasını gözeterek, bu kuralların dışına çıkmayarak, onun istediği bir şekilde helal daireden ayrılmayarak büyüyen bir genç bu zümreye dahil olabiliyor. O yüzden dikkat etmek lazım. Neyi daha çok önemsiyoruz, neyi geri planda bırakıyoruz? Allah'ın rızasını mı daha çok önemsiyoruz, yoksa bir bilgisayar oyununa daha mı çok önem veriyoruz? Allah'ın rızası dahilinde mi ilerlemeye çalışıyoruz, yoksa etraf bize nasıl bakıyor, bu şekilde mi ilerliyoruz? Bu hususta hakikaten önemli bir mesele. Bir diğer başlık ise kalbi mescitlere bağlı Müslüman. Şimdi şöyle bir örnek geliyor aklıma. Mescidin bir köşesine asılmış bir kandil. Etrafa ışık yayıyor, etrafa faydası bulunuyor ve oradan ayrılmıyor. Aynen öyle de kalbi mescitlere bağlı Müslüman böyledir. Çünkü bugün baktığımız zaman toplumumuzun en noksan kaldığı meselelerden bir tanesi de budur. Artık mescitlere bırakın bir vakti, bırakın iki vakti, cumadan cumaya dahi zor gidiyoruz. Geçmiş topluma baktığımız zaman bir vaktin mescitte kılınmamasının eksikliğini kalbinde yaşayan Müslümanları görüyoruz. Şu zamana baktığımız vakit ise zoraki durumlar dışında mescitlerin önünden dahi geçmiyoruz. Evet, bir diğer mesele birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan. Allah için. Bu ibareye dikkat edelim. Hiçbir dünya menfaati gözetmeden. Evet, uhrevi menfaat olabilir. Yani ileride bu cennete gittiği zaman beni de belki yanında götürür. Bu belki uhrevi bir menfaattir. Bu olabilir. Olsun da zaten. Aynı şeyi ben de senin için istiyorum kardeşim. Hay Allah. Senin yolunun gördüsünüz inşallah. Allah razı olsun. Eyvallah. Ama işin içerisine dünyevi menfaat girdiği zaman o dostluk lezzet vermekten çok acı veriyor. Bir süre sonra zaten bitiyor. Her meselede sadece bir araya gelip konuşmakta, oturmakta değil. Her meselede Allah'ın rızasını gözetmek lazım. Allah için yapmak lazım. Allah için bir araya gelmek lazım. Allah için konuşmak lazım. Allah için oturup Allah için kalkmamız lazım. Evet, bir diğer mesele güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine ben Allah'tan korkarım diye yaklaşmayan yiğit. Aklımıza gelen ilk peygamber kim? Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Züleyha bu istekle geldiği zaman elinin tersiyle nefsinin isteklerini itip ben Allah'tan korkarım dedi. İşte bizim de bu tutum içerisinde olmamız lazım. Ve bu durumu sadece erkek olarak ele almamamız lazım. Bir kadın da aynı şekilde bir erkeğe bu şekilde tutum sergilemeli.
Evet, bir diğer mesele, sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse. Bugün bu konuda hakikaten çok sıkıntı yaşıyoruz. Hususiyetle medyaya baktığımız zaman insanlar yaptığı ufacık bir hayrı dahi insanlara gösterme çabası içerisinde kıvranıp gidiyor. Evet, belki bir iki defa teşvik amaçlı yapılabilir. Ama bunun yapılan her hayırda, her sadakada gösterilmesi işin riya boyutuna kaçar. Riya ise şirk-i hafidir, gizli şirk. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Evet, son husus, tenhada Allah'ı anıp gözyaşı döken kişi. Şimdi insanların arasında Allah'ı anarsın, gözyaşı dökersin ama tenhada yaptığın zaman bu işi biraz daha samimiyet kavramı artıyor. Çünkü Allah'la baş başasın. Etrafında hiçbir insan yok. Hiçbir dünyevi kavram yok. Bütün derdini, sıkıntını, problemini Allah'a güzelce arz edebiliyorsun. Aksi halde insanların içerisinde bunu yaptığın zaman Allah muhafaza eylesin, az önce bahsettiğimiz riyaya kaçma durumu var. Bu hususa da dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Öyleyse gel kardeşim. Kıyamet gününde hiçbir gölgenin bulunmadığı, herkesin bir gölge aradığı zamanda arşın gölgesinde gölgelenelim. Şu kısacık dünyanın fani heveslerine aldanmayıp Allah'ın rızasını gözeterek güzel bir hayat geçirelim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.